Evet, kırmızı takımı veya Burcu ve Sergen geçmiş olsun. Bu gerçekten duello diyebiliyoruz. Kuralları bir kere daha anlatalım. Aranızda bir kişi bireysel dokunulmazlık kazanacak ve otomatik olarak diğer yarışmacımızı haftanın üçüncü eleme aday olacak Hasan ve Mert birlikte. Burcu Kaptan, biliyorum biraz morali bozuk. Haftanın ilk takım oyunda ki bence en zor, şapkandan tavşan çıkarttınız. Ama diğer iki oyunda yani bir planlama mı, bir problem var mı? Bir komünikasyon mu, sıkıntı var mı? Bir ne oldu? Aslında şefim yine doğru oynadığımızı düşünüyorum. İlk oyunda Hasan'ın uzmanlık alanıydı. En büyük yükü ona verdik. Diğer oyunda hepimizin yapabilecekleri şeyler vardı. Hepimiz bir anda saldırdık. Zaten küçük bir farkla yenildik. Bugün de balıkta daha iyi olduğunu düşünenler iki yemek aldı. Hasan keza balıkları açtı, temizledi, yani bir yemek aldı ama o da ikili gibi çalıştı. Herkes iş bölünmesi yaptı. Orada bir çember unutulması oldu. Orada biraz ben daha organize olup onu da son dakika kaldırabilirdim. Ya da bilmiyorum, hani küçük çaplı şeyler oldu. Ben ona karidesi ben alayım dedim ama bu sefer de 3 yemek alacaktım. O da çok ağır büyük. Bu da mantıklı değil. Bence mantıklı bir bölünme yaptık. Çemberi kaldırmak kaç saniye? Evet işte ben göremedim. Kendi 2 yemeğime odaklanmıştım. Sana bir şey söylemek istiyorum. En Dilara aslında en Burcu. 2 son oyunda Antalya ve bugün oyunu. 2 kaptan da şahsı 2 yemek aldılar. Acaba takımdaki diğer yarışmacılarda fazla güvenmiyor musunuz? Acaba siz de mi bir tane yemek alsaydınız ve diğer kalan zamanda takımı kontrol etseydiniz daha iyi değil mi? Hayır şefim, mesela ilk gün ben kruvasan sardım ve onu bile Hasan'a sordum. Orada bütün yükü ona verdim. Neredeyse bütün yemeklerde eli vardı. Aynı şekilde Sergen'e ağırlık verdim. İkinci gün yöresel olduğu için çorbada iyi olduğum ve dolmada iyi olduğum için yemekleri aldım. Sonrasında da seni dinlesek o dolma da olmazdı. Yani ama mecburduk. Çünkü 3 kişiyiz. Ben dolmayı daha da haşlamak isterdim ama zamanım yok. Çıkarıp ikinciye geçmem lazım. Şu anda senin dedikleri tam benim dedikleri Burcu. Sen yemek almadan da kazanıyorsun. Fazla yemek almadan sürecinde kazanıyorsun. Ha, bu sadece sana şahsi değil. Aynı zamanda Dilara. Çünkü Dilara çok fazla yemek odaklandı. Neredeyse mavi takım da kaybediyordu yani sayısı. Yani eyle neredeyse. Şimdi tabii açma poğaçada 7 yemek vardı. 7 yemek vardır orada. Yani orada almama şansı herhalde dünü ve bugünü bilmem ama o unlu mamullerde 7 idi değil mi ürün? Evet ama emir komutanın hepsi Hasan'daydı o gün. Yani ben aslında daha çok organizasyondan sonra komi dönemi olarak çalıştım. Hani yöresele geçince de olduğum yükü, yani onların da uygun gördüğü şekilde herkes istediğini alınca onlar bana kaldı. Balık da sevdiğim ve uzman, yani çalıştığım bir ürün, deniz mahsulleri. O yüzden 2 tane almak durumunda, yani kendim de sevdiğim ve lezzetleri, reçeteleri kafamda uçurduğum için. Ay soruyorum, biliyor musun? Sen ve Sergen markette gittiği sürecinde burada Hasan biraz da böyle durdu. Ne var? Yemek ne yapacaksın? Ben bilmiyorum şefi. Bana bir tane verdiler. Onlar da kendi alışveriş yapıyorlar, kendi şey yapıyorlar. Ki sonuçta gerçekten sonra öyle oldu. Çünkü istedik ürünü almadınız zaten. Hatta tek yemek kaldı. Sen 2 tane aldı, Sergen 2 tane aldı. Acaba, evet 3 kişiniz ama acaba biraz kaptan da olduğunu unuttu mu biraz mı? Hayır şefim, deniz mahsulü çıktığı için yine söylüyorum. Tatlı vesaire pastacılık ürünü çıksaydı yine topu Hasan'a verirdim. Benim zaten öyle şeylerim yok. Ben tamamen takımım kazandım. O zaman Hasan sadece pastam olduğu sürecinde yemek Hayır, mi verecek? Şimdi farklı anlamlarda farklı özelliklerimiz var. Mesela ben yengeç, ahtapot vesaire daha çok çalıştığım ürünler. Ama Hasan mesela o kadar ahtapotla bilmiyorum aşır neşir mi ya da istiyor mu. Ben ona kalkanı sundum. O da tamam dedi. Ya da karidesi al dedim. Karidesi de bıraktım. Şimdi şöyle aslında Burcu... Balıklar çıktığı zaman işte hani o karides ve neyi aldın sen? Ahtapotla deniz levreği. Ahtapotla levreği aldı. İşte Sergen diğer lüferle karidesi aldı. Zaten onlar kafalarında tabaklar var ve dediler ki hani bizim tabaklar kesin alır. Kalkan otomatikman bana kaldı zaten. Ben ahtapotla bir ürün yapmak istedim. Ama Burcu dedi ki çok güzel bir ürün var kafamda, onu yapacağım. Bana kalsa ahtapotla bir salata yapacaktım, böyle bol yeşillikli güzel bir salata. Yani tek şeyim böyle lezzetli, ahtapotun bol olduğu bir salataydı. Ama Burcu dedi güzel bir fikir var aklımda. Sergen de o şekilde söyledi. Kalkan bana kalmış oldu otomatikmen. Malzeme almaya gittiler. Buradan sesimi duyuramadım.
Yani limon bile alınmadı. O da eksikti bana göre. İşte patates istedik. Patates yerine tatlı patates geldi. Yani eksikler vardı, yok değildi. Sergen. Buyurun şefim. Bir dokunulmazlık düellosu oynuyorsunuz. İlk dokunulmazlığı sen kazanmıştın güzel bir tabak yaparak. Şu anda tabii ki değerlendirme yemeği yapacağız. Şansını nasıl görüyorsun? %50 şefim. Burcu da alabilir, ben de alabilirim. Yani seviyorum, dokunulmazlığı da seviyorum. Yaratıcılık da seviyorum. O kasnağa ne gerek vardı? O kasnağa hiçbir gerek yoktu diyemem, vardı. Bu arada kasnak deyince sevgili Sefa'yı da anmadan geçmeyelim defalarca. Defalarca. Yemeği yapıp kasnağı üzerinde unutarak iki ya da üç kere abi yaparak. İşte yani hata dediğimiz bu işte. Ayağını sıkma dediğimiz de bu aşamalarda. O da bir de kasnağı kaldırıyoruz dağılıyor zaten yani salata kasnak tutmaz ki. Doğru, daha çukur bir tabağa koyabilirdin. O alabilirdi belki. Doğru söylüyorsunuz. Ama yetişemedik yani. Ben yetişemedim. Arkadaşlar yetişti, ben yetişemedim.